Set 150'nin çözümleriyle karşınızdayız. Hemen bakalım. Bu ifadeyi vermiş A'nın A ve B türünden eşiti nedir diye bize soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kere burada ne var? 343 var arkadaşlar. 343 ne demektir? Öncelikle bunu anlamamız gerekiyor. 343 arkadaşlar 49 çarpı 7 demektir arkadaşlar. 49 çarpı 7 demektir. Şimdi 49 zaten 7'nin karesi ya. Bir de 7 var. O zaman bu 7'nin küpü demek. Şimdi 243 ne demek? O da 3 üzeri yani 81'in 3 üzeri. 3 üzeri 5 demek. Bir de üzeri 2m varmış. Üzeri 2m varmış. Şimdi Mantık çok basit arkadaşlar. Şöyle yazabiliriz. 7 üzeri 3'ün 2m üzeri. Şimdi arkadaşlar buradaki m ile buradaki 3'ün yerini değiştirebiliriz. Yani 7 üzeri 2. Burası da m'in 2 çarpı 3 olur şurası da. Yani 6 olur. Burada da ne var? 3 üzeri 5'in 2m üzeri ya. Buradaki m ile şuradaki 5'in yerini değiştiririz. Sonra 3 üzeri m'in 10 üzeri olur. Peki 7 üzeri m ne a? 3 üzeri m ne b? A üzeri 6 çarpı bu da B. B üzeri 10. Var mı? A üzeri 6 çarpı B üzeri 10. Cevabımız Adana oluyor buradaki soruda. Gelelim buraya. Ürünlerin yarısı A kalite olan bir beyaz eşya firmasında yalnız A kalite ürünlerin %12.5'u arızalı üretilmektedir. Buna göre yılda 2048 adet ürün üretimi yapan fabrikanın ürünlerinin kaçı arızalı üretilmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar ürünlerin yarısı A kalite zaten. Bunu ikiye böleceğiz öncelikle. 2048'i ikiye bölsek ne olur? 1024 olur. Şimdi %12.5 ne demek? 8'de 1'i demek arkadaşlar. O zaman bunu bir de 8'e böleceğiz. Şimdi bu ne arkadaşlar? 1024. 1024 2 üzeri 10 demek. Aklınızda bulunsun. Bunu 8'e bölüyoruz. 2 üzeri 3'e bölüyoruz. Yani ne kalır? 2 üzeri 7 kalır. Yani bir daha 2'ye, bir daha 2'ye, bir daha 2'ye bölüyoruz. Yani 2 üzeri 7'de 128 kalır. O yüzden cevabımız burada 128 oluyor sevgili arkadaşlar. Gelelim buraya. Aşağıda boyutları veren dökülen pizma şeklinde kap tamamen su doldurur. Boyutları bu kabın boyutlarının %25'i kadar olan başka bir dikdörtgenler prizması bu kabın içerisine atılıyor ve kendi hacmi kadar su taşıyor. Kapta kalan su miktarının hacmi 1260 desilitredir. Buna göre A artı B artı 3C e, toplamı nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Hmm. Şimdi bir kere bunları 2 üzeri diye yazalım arkadaşlar. Burası ne oldu? 2 üzeri 3C. Şurası ne oldu? 2 üzeri 2B. Burası da 2 üzeri A zaten. Şimdi diyor ki bunun tamamı su dolduruluyor. Ve içerisine içerisine bunun %25'i kadar olan yani her biri 4'te 1'i kadar olan şeyler. De. Onlar ne? Onun ölçüleri ne o zaman? 2 üzeri 3C bölü 4. 3, 2 üzeri 3C bölü 2 üzeri 2 diyeyim. O da 2 sonra diğeri de 2 üzeri 2B bölü 2 üzeri 2. Diğeri de 2 üzeri 2C bölü 2 üzeri 2 olan bir tane şey atılıyor ve o su taşırıyor geri kalan su. O zaman geri kalan su ne? Bunun hacminden bu atılanın hacminin çıkmış hali. Yani şu. Yani ilk hacmine 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2b çarpı 2 üzeri 2 2 üzeri 2a mı burası? Pardon 2 üzeri a şunu hatalı yapmayalım. 2 üzeri a. Şimdi 2 üzeri a şöyle. 2 üzeri a şurası da 2 üzeri a. İlk olarak hacim bu. Bundan neyi çıkaracağız? Bundan şunların çarpımı olan hacmi çıkaracağız. Çıkardığımız zaman bu gelecek. Şimdi arkadaşlar bunu çıkarmak için şöyle yazıyorum. Üstünden çıkalım. Yani 2 üzeri 3C-2 oldu burası. Çarpı 2 üzeri 2B-2. Çarpı 2 üzeri A-2. Bunun sonucu 120.1260'mış arkadaşlar. Bunun sonucu. Şimdi ben bunları arkadaşlar ortak parantez alıyorum. Ne ortak parantezini alıyorum? Bakın küçük olanlar şunlar ya. Bunların şunun parantezini alıyorum. Bakın yazıyorum. 2 üzeri 3C eksi 2 çarpı 2 üzeri 2B eksi 2 çarpı 2 üzeri A eksi 2. Parantezin alsak burada ne kalır arkadaşlar? Burada 3C eksi 2 ya. Burada aslında 2 üzeri 2. 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 eksi 1 kalacak burada da. 2 üzeri 2 ne? 4, 4, 4. 4, 4, 4. 64 eksi 1'den de 63. Burası 63 çarpı şu kaldı arkadaşlar. Burası da ne? 2 üzeri 3C artı 2B artı A eksi 6. Eşittir 1260. Şimdi şununla şu sadeleşir arkadaşlar. Burada ne kaldı? Bu tam iki katı. Ee, ne kalmış oluyor arkadaşlar? 1260 desilitre değil mi? Doğruyuz. 1260 des desilitre. O zaman burada ne kaldı arkadaşlar? Bununla bu gittiği zaman. Tam iki katı. Burada 20 kaldı gördüğünüz üzere. 20 buna eşitmiş. Şunu eşitmiş arkadaşlar. 2 üzeri 3C artı 2B artı A eksi 6 yani 2 üzeri 6'ya eşitmiş. Gördüğünüz üzere. Şimdi bize neyi soruyor? 3A artı 2B artı 3C nedir diye bize soruyor. Hemen gelip 2 üzeri 6 ile bunu çarparsak ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 6 çarpı 20 eşittir. Ee, buradan da ne çıkmış oluyor? Ee, 2 katı 2 e, katı çıktı. Aynen, iki katı çıktı. Buradan da 2 üzeri 3C artı 2B artı A da 2 üzeri 2 üzeri 7 çarpı 10 çıkmış oluyor. Bu ne? Desilitre sevgili arkadaşlar. Desilitre olduğu için burada sen burada bunu neye çevireceksin? Bunu litreye çevireceksin. Litreye çevirdiğin için bir tane sıfır silebilirsin buradan. Buradan bir tane sıfır sildiğin zaman o zaman 2 üzeri 3C artı 2B artı A direkt 2 üzeri 7'ye eşitmiş anlamına gelir arkadaşlar. O zaman bunların toplamı yani 3C artı 2B artı A da 7'ye eşit olmuş oluyor. Bu desilitre litre çevirisini doğru bir şekilde yapmak gerekiyor.